Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Çiftçi TV ekranlarında canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın ikinci gününde de yine sektörün çok değerli isimlerini standımızda ağırlamayı sürdürüyoruz. Onlardan birisi daha yanımızda şu an. Hektaş Marka ve İletişim Müdürü Sayın Duygu Yüce Kavas bizimle birlikte. Duygu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız geldiniz. Çok yoğun bir durum söz konusu. Hele ki ikinci günde zaten bunu hepimiz görüyoruz. Siz de eminim standınızda bunu yaşıyorsunuzdur. Evet. Siz önce şöyle diyelim, nasıl geçiyor fuar? Neler yaptınız bu fuara ilişkin? Fuar güzel geçiyor. Henüz ikinci günümüzde fuarda. İkinci gün daha da yoğun, biraz önce sizinle de paylaştığım üzere. Bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak standımızda iki yeni etkinlik düzenledik. Akıllı tarım uygulamalarımızı gösterdiğimiz iki etkinliğimiz var standımızda. Tüm ziyaretçileri de bekleriz. Onlarla paylaşmayı memnuniyetle isteriz. Bu etkinliklerimizden bir tanesi yeni geliştirdiğimiz akıllı tarım uygulaması, yazılım. Bu bir mobil aplikasyon. Bu mobil aplikasyonda biz arazide bir zararlı bir hastalığın tespitini yapay zekayla yapılmasını sağlıyoruz. Nasıl oluyor? Diyelim ki domatesinizin yaprağında bir hastalık görüyorsunuz ve ama bunun ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Anladım. Ve ne kullanmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Cep telefonunuza yaklaşıp yaprağın fotoğrafını çekip bizim o aplikasyonumuzla beraber gene dediğim gibi yapay zeka altyapısı olan anında herhangi bir uzmana danışmadan anında yazılımın kendisi sizin bunun hangi hastalık olduğunu belli bir yüzdeyle işte %99 oranında misal mildiyo hastalığı ve hemen tekrar bir tuşa basarak bu hastalığa tedavi etmek için Hektaş'ın hangi dönem hastalıkla ilgili bilgiler anında alabiliyorsunuz. Çok süper bir uygulamaymış. Müthiş bir uygulama. Yani aklıma şu geldi şimdi Duygu Hanım sizi anlatınca. Bu sadece çiftçi için değil aynı zamanda bu işi hobi olarak yapanların evet, da faydalanabileceği yani bir uygulama. Yani o yapay zekanın beslenmesiyle alakalı bir şey. Bizim görsel kütüphanemizde şu an için sadece domatesti, işte buğdaydı, elmaydı. Ürününü yapacağız. Ama süs bitkileri için de o yapay zekayı besleyecek kütüphaneyi, görsel kütüphaneyi oluşturursak onu da yapabiliriz. Zamanla gelişecek, daha da ilerleyecek, daha da güzel hale gelecek. İkinci uygulamamız ise dronlar aracılığıyla oluşturduğumuz bir çim alanında çok çözünürlüğü yüksek bir görüntüyü analiz ediyoruz bir program aracılığıyla, bir yazılımla. Bu analizle de özellikle ulaşılması zor ya da çok büyük alanlarda, mesela Türkiye'mizde fındık arazileri biraz böyle erişimi zor. Karadeniz için çok faydalı fazla, olabilecek. Ayrıca büyük tarım alanları, misal 5000 dönüm, 10000 dönüm, 20000 dönüm Konya gibi mesela düz olan üreticilerimizin özellikle istifade edebileceği uzaktan siz gidiyorsunuz, drone'la burada çekimi yapıyorsunuz, sonra analiz ediyorsunuz ve misal bu buğday tarlasıysa hastalığın hangi oranda, hangi bölgelerde, ne oranda olduğunu tespit ediyor size, bunun raporunu veriyor ve daha sonra da gene uzaktan drone uygulamasıyla uygun olan ilacı sadece gerekli olan bölgeye uygulamayı doğaya gereksiz kimyasal salınımının önüne geçmiş olacağız bu projeyle. Evet. Şimdi aslında bu önemli bir proje. Evet. Şimdi bundan çok değil 5-6 yıl belki hadi canım sen aklını mı kaybettin derdi değil mi? Evet. Kime söylerseniz söyleyin veya televizyonlarda izlerdik işte teknolojinin gelişmiş durumlarını filmlerde ya da dizilerde yok canım daha neler derdik ama bugün insanlar artık akıllı tarım kavramını hayatından bir parça olarak görüyor. Çünkü akıllı tarımın ona neler kazandırabileceğini görüyor değil mi? Evet yani bu bir derece de önemli. Erişimin de artmasıyla yani tabii belli ki bir noktada teknoloji çok hızlı bir şekilde ivmeyle büyüyor. İlk zamanlarda böyle emekleyerek hepimizin işte o cep telefonlarının ilk gelişimini biliyoruz. Belli bir şeyden sonra, noktadan sonra ivme çok hızlanıyor. Şu anda biz de Hektaş olarak bitki koruma biliyorsunuz zaten çok önemli bir faaliyet alanımız.
bitki koruma, bitki besleme, tohum. Akabinde de şu anda yoğunlaştığımız alan bu tarz akıllı tarım uygulamaları. Zaten mottomuz da akıllı tarımın öncüsü Ektaş olarak. Evet. Onun şu anda altını doldurmaya, desteklemeye yönelik olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz yoğunlukla. Bunun ötesi gelecek mi? Yani şimdi bu fuara ilişkin iki farklı uygulamayı anlattınız. Zaten akıllı telefon aplikasyonları. Mobil aplikasyonumuz vardı. Bu diğeri mobil aplikasyon biraz daha call center altyapısıyla çalışan bir şeydi. Bu yeni bahsettiğim yapay zeka. Hani onun nasıl diyeyim, bir adım daha ötesi. Hadi. Zaten amacımız da ilk adıma bir başlangıç yapalım istedik. Bu bahsettiğim bir adım daha ötesi. Onu şu anda hani ziyaretçilerimiz direkt gelip standımızda bir fil kendileri ister domatesin fidesinden ister bizim fotoğraf kütüphanemizden de kendi cep telefonlarından çekip denemesini yapabilirler çalışmasıyla ilgili. Ama öbürü biraz daha hala gelişim aşamasında. O diğer projedeki hedefimiz öbür projeyi, drone projesine de yapay zekayı adapte ederek şu anda hala onunla ilgili olan çalışmalar devam ediyor. Mesela şey yapılabilir. Hastalık daha başlamadan tespit etme. Hani mesela böyle bir hedefimiz var. Çünkü o zaman çok daha şu an yaptığımızdan çok daha büyük bir şey başarmış olacağız. Tam anlamıyla şey gibi düşünebilirsiniz. İnsan sağlığındaki koruyucu hekimlik gibi aslında. Evet, evet. Aslında anlattığınız bana çok yabancı gelmedi. Bundan bir yaklaşık bir saat önce yine bir firmamızın çok değerli bir ismini ağırlamıştım. Kendisi doktor aynı zamanda. Hocamız da anlattı. Dedi ki işte ürettiğimiz ürünle daha bitki hastalanmadan onu verdiğimizde koruma kalkanını alıyoruz ve ben de hatta şöyle bir örnek verdim. Ya işte kış aylarında derler ki portakal, mandalina, limon işte veya nane, limon çok tüketin. Evet. Çünkü hastalığa karşı direnci artırır. Evet. Anladığım kadarıyla sizin uygulayacağınız bu yöntem sayesinde de daha hiçbir şey ortaya çıkmadan belki sinyallerini bile alsa anında bunu belirleyecek ve buna göre bir çözüm metodu yani çıkartacak. Yani yapmak istediğimiz şeylerden birisi de bu projenin ileriki aşamalarında. Şu an bizim Ar-Ge merkezimiz dahilinde devam eden çok sayıda projelerimiz var. Açıkçası hani biraz proje aşamasında olan dışarıyla paylaşmadığımız detaylar olanlar var ama en azından bu iki tanesini şu anda bir fiil teşhir ediyoruz ve gösteriyoruz neler yaptığımızı. Ne kadar güzel. Vallahi yani bunları dinleyince şimdi dedim ya önceden hep Avrupa çiftçisinin kullandığını görürdük. Evet. İşte drone yöntemiyle traktör veya bir kumanda yardımıyla traktörü hareket ettirirdi. İşte bahsettiğiniz sistemleri kullanırdı ama bugün bizim üreticimize ya da çiftçimize de bunların sunulmuş olması beni açıkçası ya mutlu ediyor. Bunların sunulması bir de burada şey boyu. Mobil aplikasyondaki yazılımı in-house yani kendi bünyemizdeki yazılımcı arkadaşımızla birlikte kendi ziraat mühendisliği her şeyle yerli yani. Her şeyle bizim yaptığımız bir şey. O boyutu çok önemli. Yani burada mümkün mertebe Hektaş'ın en önemli hedeflerinden biri de milli tarım politikamıza paralel bir şekilde dışa bağımlılığı düşürecek mümkün mertebe yurt dışından ithal edilmeden kendi içimizde milli olarak çözümler üretmek. O anlamda da özellikle biz istiyoruz ki ürün olsun, yaptığımız hizmetler olsun, olabildiğince kendi üretimimiz olan şeyleri pazara sunalım. Evet. Hedefimiz bu. Hedefimiz bu. Peki son sorum da şu olsun sizde. Şimdi eminim çiftçiler merak ediyordur. Ben de merak ediyorum. Bu uygulamaları kullanmak bir ücret karşılığı mı yoksa tamamen ücretsiz mi olacak? Buna da açıklık getirir misiniz? Şimdi şöyle mobil aplikasyonla ilgili o boyutta biraz daha somut hani paylaşımda bulunabilirim. Evet. Düşüncemiz bunu daha çok böyle bir nevi bir kontür gibi hani bizim ürünlerimizi alan üreticilerimize bir nevi sadakat programı çerçevesinde kullandırmak yönünde. Hani bir daha çok bir para karşılığından ziyade işte Hektaş'ın bir ürünü aldın, bir barkodunu okut, ondan sonra sana işte 10 kontür veriyorum, 10 tane bundan alıp yapabilirsin. Onun karşılığında kullanabilirsin. Onun karşılığında kullanabilecekler öyle. Diğer proje daha gelişim aşamasında, o belki hizmet anlamında sunulabilecek bir şey olabilir. Onunla ilgili daha biraz daha ticari boyutunu değerlendirmelerimiz devam ediyor. Şu an henüz çok paylaşabileceğim somut bir bilgi yok. Tabii o kısmı biraz daha gizli kalmak durumunda. Peki bu var olan projeler için ya da işte şu an yani hizmete sunulan projeler için bakanlıkla bir görüşmeniz oldu mu? Onlara da işte Bilim, Sanayi, Teknoloji onlar Bakanlığı. Onlar zaten sürekli devam ediyor. Bizim Sanayi Bakanlığı, Endüstri Bakanlığı'yla bu ARGE projelerimiz, işte TÜBİTAK'la olan işbirliklerimiz, aynı zamanda bizim Gebze Üniversitesi ile, Ankara Üniversitesi ile, halihazırda Çukurova Üniversitesi ile, bütün bu saydığım üniversitelerle devam eden işbirliklerimiz, hocalarımızla birlikte de yürüttüğümüz çalışmalar var.
Dediğim gibi ilgili bakanlıklarla da aynen bunlar paylaşılıyor. Orman şimdiki adıyla Orman Bakanlığı. Evet, evet. Onlar da zaten istişarelerde bulunuyor ilgili birimlerimiz. Evet. Peki Duygu Hanım, teşekkür ediyorum size. Ben bu bilgileri bizimle ederim. Paylaştığınız için, aynı zamanda Türk tarımına yapmış olduğunuz katkılar için de sizlere teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Hektaş Marka ve İletişim Müdürü Sayın Duygu Yücekavas'tı. Kendisiyle teknolojiyi konuştuk. Akıllı tarımın çiftçiye kazanımlarını ve firma olarak, Hektaş olarak ne gibi kolaylıkları çiftçimizin hizmetine sunduklarını ele aldık. Şimdi yaklaşık bir saatlik bir aramız olacak. Ancak hiçbir yere ayrılmayın. Saat 14'ten itibaren yine yayınımız kaldığı yerden devam edecek.